Kaportacı. En büyüğü de bu. Öbürleri şey görünmüyor ki. O senelerde babam devlet demiryollarında çalışıyormuş. Cemal Gürsel demiş ki herkes uzaya adam gönderiyor. Biz acaba bari bir otomobil yapabilir miyiz diye. Bakibe katılma fırsatı bulmuş. O zaman çok işte yetişmiş mühendisler yetiştiriyorlarmış. Bu ekip Eskişehir'de buluşmuş. İşte bende daha çok aileyle ilgili fotoğraflar var. Annemle çok gezmişler, ülkeyi temsil etmişler çeşitli yerlerde. TA sanıyorum Ankara'da. O zaman oralara gidilirdi. Bu da benim küçüklüğüm. Babam 16 Eylül 1925'te doğmuş Isparta Uluborlu'da. Dedem İstiklal Savaşı'nda çarpışırken Bilecik yakınlarında Gündüzbey köyünde karşıdaki Yıldız Tepe'yi düşmandan geri almak için uzun süre çarpışmış. Bu sırada demiş ki bir oğlum olursa adını Gündüz koyacağım, kızım olursa Yıldız koyacağım demiş. Babam doğmuş Gündüz, sonra büyük halam doğmuş, o da Yıldız. Devlet Demiryolları'nın bursluluk sınavına girmiş. Bunu kazanmış ve Amerika'da okuma hakkı elde etmiş. 1944 yılında trene binmiş, işte Suriye, Halep, İskenderiye, oradan da vapura binip Amerika'ya doğru yola çıkmış. 19 yaşındaymış 1944 yılında. İşte New York'a varmışlar, sonra babam oradan metroya binmiş bavulu ve sepetiyle. Sepette tabii hoşaflar falan, çorbalar, bunlar hep yenmiş yolda. Ondan sonra New York'ta metroya binmiş bu sepetle. Bakmış ki herkes sepetine bakıyor bu nedir diye. Düşünürseniz Mars'a gitmiş gibi bir durum. Sonra dönmüş askerliğini bitirip devlet demiryollarında işe başlamış. Bursunu çalışarak ödemek için. İşte o zaman devlet demiryolları müthiş birçok illerde işte demiryolu hizmet binaları yapmış. Tabii gittikleri yerde de hiç kalabilecekleri otel, yemek yiyebilecekleri hiçbir restoran olmadığı için işte bu ekibe tahsis edilmiş bir tane tren vagonları varmış. Bu tren vagonuyla işte gidecekleri yere giderlermiş. Hem orada yatarlarmış hem ofis olarak çalışırlarmış. Bir de yemek pişiren birisi varmış onlara. Yarı zamanlı olarak, o zaman devlet demiryollarında da çalışıyor. Yarı zamanlı olarak ODTÜ'de işte bu kurucu öğretim görevlilerinin içinde olmuş. 16 sene öğretim görevli yapmış yarı zaman. Aslında birçok hikayesi var. Bunların bir tanesi de devrim aracıyla ilgili olan. 1961 senesinin Mayıs ayında Cemal Gürsel demiş ki herkes uzaya adam gönderiyor. Biz de demiş kendi otomobilimizi yapacak acaba şey var mı? Böyle bir teknik yeterliğimiz, bunu başarabilir miyiz? Bunu araştırın demiş. O zamanın Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli de hem eğitim hem teknoloji hem imkanlar açısından bunu devlet demiryollarında yapabileceklerini düşünmüş. Kimi 750 bin diyormuş, kimisi 900 bin diyormuş. Böyle bir ödenekle çalışmaya başlamışlar. O zaman Devlet Demiryolları'nın bu mimari ofisinde 6 kişi varmış. Babam da ODTÜ'de ders verdiği için Mayıs ayında son sınavlar vesaire, başka bir arkadaşının oraya gitmesini önermiş. Ekiplerinde Eskişehirli bir mimar varmış. Zaten olay da Eskişehir'de geçiyor. Daha sonra bu ekip Eskişehir'de çalışmaya başlıyor. Fakat 15 gün sonra diyorlar ki sen de git. Sana ihtiyacımız var, sen de gel diyorlar babama. Onun da sınavları bitmiş oluyor. 15 gün gecikmeli olarak bu Eskişehir'deki ekibe katılıyor. Çünkü müthiş kısıtlı bir süre. İşte Mayıs ayından plan 29 Ekim'de hipodromda bu arabayı yürütmek. Ve hiçbir şey yok. Hiçbir şeyden bu insanlar oraya gidiyor. Ve böyle bir araya gelip bunu yapıyorlar. Bu 4 ay sürede nasıl bunu yapabiliriz, nasıl bu arabayı yapabiliriz derken yöntem olarak düşünmüşler çok. Sonuçta şeye karar vermişler, negatif kalıplar oluşturmuşlar. Bu kalıpların içine beton dökmüşler. Sonra bu betonu çok pürüzsüz şekillendirmişler. Bu arabanın adının devrim arabası olması son dakikaya kadar belli olmamış. Son dakikada işte
29 Ekim'de yürütecekler. 10 Ekim gibi bu arabanın adının devrim arabası olduğu onlara bildirilmiş. Babam işte öndeki amblemi, devrim yazısını, yanlardaki devrim yazılarını ondan sonra tasarlamış. Ve sonra bu arabayı tamamlamışlar. Kendisi bize anlattığı fikirlerinde, paylaştığı fikirlerini devrim arabasının aslında başarılı bir proje olduğunu söylüyordu. Çünkü bir de o zamanlar Türkiye işte savaştan çıkmış, gelişmeye çalışıyor. Daha sonra oğlumla kendisini götürdük Eskişehir'de, birlikte baktık devrim aracını, yeniden inceledik. Babam hep demir yolları, devlet demir yolları bir okul gibiydi der. İmkanlarıyla, eğitimiyle. Ben babamın bir gün bile bugün işe gitmesem, işte yarın pazartesi iş var, tatil bitmesi gibi bir şey dediğini hiçbir zaman duymadım. Kendisi çok böyle işini, ülkesini seven, ilerici, devrimci, bilime inanan, vatansever bir insandı. Kendisi çok ülkesini seven bir insandı. Böyle son zamanlarda konuşurken, son zamanlardaki sözlü vasiyeti beni demişti, cenazemde bayrakla sarın. Çünkü çok vatanını severdi, bayrağını severdi. Bunu da son vasiyetini yerine getirdik. 60 gün kaldı, 59 gün kaldı, 58 gün kaldı diye yazar.